Herkese merhaba. Ben Beyinci Doktor. İkinci toplu paket açılışıma hoş geldiniz. İlk toplu paket açılışını izleyenler biliyor, 50 bin gibi yüksek bir rakamla başlamıştık. Bu paket açılışında ise tabii ki de o rakamı geçmemiz gerekiyordu ve geçtik. Yani kendi rekorumuzu yine kendimiz ekale ettik. Toplu paket açılışlarında Lego harici ürünleri de açmamı istiyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmında da belirtiniz. Ve lütfen güzel beğenilerinizi de bu videodan esirgemeyiniz. Siz güzel beğenilerinizi atarken ben de kolileri getirmeye başlayayım. Ah, yoruldum ya. Yoruldum. Hidayet, ne diyorsun? Allah. Ne diyorsun? Kargo parasıyla arabanın 10 bin bakımını yaptırırsın diye düşünüyorum. Yaptırırız, aynen yaptırırız kanki. Kızım, ne yapıyorsun? Ha? Arkadaş yani. Yaramazlıkta sınır tanımıyor gerçekten. Biliyorsunuz kanalımda daha çok Lego içerikleri paylaşıyorum. Çünkü Lego benim çocukluğumdan kalan sevdam. Lego şehri yapmak da hayalim. Ama ben teknolojik şeyleri de çok severim. Telefon, televizyon, ses sistemleri, amfiler vazgeçilmezlerim arasındadır. Bütün arkadaşlarım da bunu çok iyi bilirler. Hatta videoları düzenlediğim bilgisayarı da 4K film izlemek için toplamıştım. Onu da Oda vlogunda tanıtacağım. Yani ileride yapacağımız toplu paket açılışlarında beğendiğim elektronik eşyalar da olabilir. Geçen toplu paket açılışında tamı tamına 26 paket açmıştık. Sıkı durun. Bu sefer tamı tamına 64 paket açacağız. Ve neredeyse hepsi benim koleksiyonuma katacağım, şehrimde kullanacağım setler. Bu kutu açılışında önceki kutu açılışına göre daha büyük ve daha baba setler var. Görmüş olduğunuz üzere bu setlerin çoğunu Lego Store Turkey online mağazasından ve amazon.com.tr'den aldım. Geri kalan kutuları da D&R'dan, Trendyol'dan, Hepsi Burada'dan, sahibindeki güvendiğim satıcılardan ve Bricklink'teki satıcılardan aldım. Ürünlerin ve aldığım mağazaların linklerini videonun açıklamalarına koyacağım. Ayrıca bu görmüş olduğunuz kutuların hepsinin ücreti cebimden çıktı arkadaşlar. Herhangi bir sponsorluk yok. Bunların hepsini bir şekilde indirim yakalayarak aldım. Artık daha fazla vakit kaybetmeyelim ve kutu açışına geçelim. Evet arkadaşlar, hangi kutudan başlayayım? Vallahi hangisinden başlayayım acaba? Şu Amazon kutusu gözüme kestirdim. Ondan başlayayım öncelikle. Hop. Kutulara da fazla zarar vermek istemiyorum. Arkadaşım ev taşırken kullanacakmış. Evet, ilk setimiz videosunda çekmiş olduğumuz Top Gear Rally arabası. Evet, ikinci setimiz Disney serisinden Elsa'nın büyülü buz sarayı. Evet, şimdiden kutuyu açalım. Bir Lego Store kutusu açalım. Bugün beli sakatlamazsak hiçbir zaman sakatlamayız herhalde. Bu arada arkadaşlar, en güzel paketlemeyi kesinlikle ama kesinlikle Lego Store Turkey mağazası yapıyor. Gerçekten buna çok önem veriyorlar. Lego yapanlar zaten kutuların sağlam gelmesine dikkat ederler. Lego Store'da bunu bildiği için gerçekten kutuları çok özenli paketliyorlar.
Amazon da kutuları güzel paketliyor ama sanırım büyük kutular olmadığı için bazı büyük setler sadece pıt pıta sarılmış olarak geliyor. Ve de paket zarar görebiliyor. Evet. Bu kutumuzun içerisinden bakın. Şimdi hem kartonun içine koymuşlar hem de pıt pıtın içine sarmışlar. Evet. Creator Expert serisinden Haunted House. Bu geçen toplu paket açılışında da çıkmıştı biliyorsunuz. Hatırlıyorsanız o kutu zarar görmüştü. Ben de bunun videosunu yapmak istediğim için bir tane daha sipariş verdim. Biliyorsunuz Lemur arkadaşımız da bunun videosunu yaptı. Ben de yapmak istiyorum. Yakında videosunu çekeceğim. Takipte kalın. Gerçekten harika paketlemişler. Çıkartamıyoruz kutuların içinden. Allah. Star Wars serisinden 75293 kodlu ITS Transport. Bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane DNR kutusu açalım. DNR da güzel paketliyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Önereceğim Lego mağazalar arasında geliyor. Ama çeşit sayısı biraz az. Evet. Bu kolimizden City serisine ait 60262 kodlu yolcu uçağı. Ayrıca mimari seriden 21045 kodlu Trafalgar Meydanı. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Trafalgar Meydanı Londra'da bir meydan. Bunun videosunu çekeceğiz. Detaylı olarak size anlatacağım. Evet. Bir Amazon daha açalım. Bu arada çarşının arayıp da bulamayacağı bir ortam oldu. Oradan oraya, oradan oraya koşturuyor. Çarşının bugün 3 bebeği olduğunu öğrendim. Yakında dede olacağım. Onun gelişmelerini de kanalıma ara ara koyacağım. Evet. Bu kutumuzdan da yine mimari serisine ait 21028 kodlu New York City çıkıyor. Şunu alalım. Birazcık üstümüzü rahatlatalım. Yine Amazon'dan. Evet, bu kolimizden daha önce çekilişlerde vermiş olduğumuz Harry Potter serisine ait Hızır Otobüs. Yine Harry Potter serisinden Private Drive. Yine Harry Potter serisinden Hagrid'in Kulübesi. Ve yine Harry Potter serisinden Bugs Bunny's Arabası. Evet, şunu alayım. Evet, bu dışından da gözüküyor arkadaşlar. Amazon'dan gelmiş. Biraz önce anlatmak istediğim buydu. Amazon'un büyük kutusu olmadığı için bu şekilde pıt pıtlı naylonlara sarıp gönderebiliyor bazı kargoları. Amazon yetkililerine sesleniyorum. Lütfen bu şekilde göndermeyin. Daha büyük bir kolinin içine koyun. Evet arkadaşlar, City serisine ait 60266 kodlu National Geographic gemisi. Bu arada siyah bantlarımız da şu durumda. Yani bir şey demek istemiyorum. Evet, şunu açalım. Bunu hepsi buradan almışım. Şu anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Evet, şimdi hatırladım. 17101 kodlu Boost yaratıcı alet çantası. Bu set arkadaşlar 5 in 1 set. Yani ne oldu lan? Bu set 5'i bir arada bir set arkadaşlar. Ve kodlamaya giriş yapacağız bununla. Bunun da videosu gelecek. Şimdi şunu alalım. Evet. Evet. Bu kolimizin içerisinden 76166 kodlu
Avengers Kulesi çıkıyor. Evet, Trendyol'dan almışım. Evet. Ne ya, buraya yapışkan yapıştırılır mı? Şehrimiz için raylar. Speed Champions serisinden McLaren Senna, daha önce çekilişlerde vermiştik hatırlıyorsunuz. Yine verebiliriz. Speed Champions serisinden Chevrolet Camaro. Şunu alalım. Şöyle yanlarımızı birazcık rahatlatalım. Merak ettiğim setlerden biri çıktı. Star Wars serisine ait 75-278 kodlu, şöyle göstereyim, D.O. Bunun da videosu gelecek. Evet, bu yine Trendyol. Arkadaşlar, bu şekilde set gönderecekseniz, bu şekilde Lego satacaksanız lütfen satmayın. Kutu paramparça gerçekten ya. Bakın önünde yırtıklar var, yanında parçalanmış. Ya böyle bir şey olamaz gerçekten. Ben bunun videosunu yapmak istiyordum. Bu kutuyla bunun videosunu nasıl yapacağım? Hepsi buradan bir kutu açıyorum. Star Wars serisinden Boba Fett. Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Bunların da videoları gelecek. Belki canlı yayında yaparız. Daha güzel olur. Sohbet ede ede. Allah. Evet. Yine Amazon'dan pıt pıtlı bir set. Evet. En sevdiğim setlerden biri 42082 Rogue Terrain Crane. Bunun videosunu yapmıştık. Çok da güzel bir video olmuştu. 1.1 kilo taşımıştı ve 100 santim yüksekliğe çıkıyordu bu set. Gerçekten çok güzel bir set. Bakalım bu seti de belki katıl üyelerimize özel çekiliş yapabilirim. Evet, şimdi hangi seti açalım? Şunu açalım, bu da gitsin önümüzden. Tamam da. Alo. Ben hemen geliyorum. Gittim acile. Bir tane amca ağaçtan düşmüş. Onu muayene etmeye başladım. Yanında da bir tane teyze, meğersem eşiymiş. Bırak onu, bırak onu, buraya gel, bana bak diye seslenmeye başladı. Teyze bir dakika dedim, amcayı bir muayene edeyim dedim. Öyle gelin dedim. Boş ver onu, boş ver dedi. Ona bir şey olmaz dedi. O benim üstüme düştü, o yumuşak zemine düştü dedi. Tamam mı? Orada gülmekten yarıldık. Allah'tan amca da yatıracak veya ameliyata girecek herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Evine gönderdik bir korseyle. Teyze de iyiydi. yani bu akşam da böyle bir icap macerası atlattım. Sizinle paylaşmak istedim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Evet. Aydea serisinden çakmak taşlar. Evet, şimdi hangini açalım? Şu Toy Shop kutusunu açalım. Bu kutumuzdan da yine Star Wars'un büstlerine ait Stormtrooper büstü çıktı arkadaşlar. Bu da bence çok güzel bir büst. Bunun da videosunu canlı yayında çekeriz diye düşünüyorum. İçinden de boyama kitabı çıktı kanki. Boyarsın. Evet. Şimdi. Şunu açalım. Almış olduğum eski setler çıktı. Bu arkadaşlar Creator Expert serisine ait Tower Bridge. Londra'nın ünlü kapanıp açılan köprüsü. 4295 parça ile en büyük
10. Lego seti bu. Tabii ki de bunun da videosu gelecek. Yine eski Creator Expert setlerinden şu anda bulması çok zor. Big Ben. Londra'nın ünlü saat kulesi. Bu da 4163 parça ile en büyük 11. Lego seti şu anda. Bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Yine Creator Expert'ten 10248 kodlu Ferrari F40. Eksik olan tek Creator Expert araba setiydi. Bunu tamamlamak da gerçekten koleksiyonuma katmak da güzel olacak. Bu eski setleri arkadaşlar Bricklink'teki Derin's Brick Island mağazasından aldım. Ayrıca bu mağazanın sahibi benim arkadaşım Deniz. Buradan kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve katıl üyelerimize ekstra %10 indirim yapacağını kendisi söz verdi. Bilginiz olsun. Şimdi şunu da aradan çıkartalım derim. Bir sürprizim var. Kanalımızın ilk videosu. Lamborghini Sian FKP37. Bunu da katıl üyelerimize özel bir çekilişte vermeyi düşünüyorum. Oh be, önüm açıldı ya. Vallahi şöyle ferahladım. Aa, dünya varmış vallahi. Evet. Allah! Şunlardan bir tanesini alalım diyeceğim de nasıl alacağım ya? Şunu alayım ya. Şu üstüme devrilecek şimdi. Evet. Yine Lego Store'dan bir kutu arkadaşlar. Evet. Çok merak ettiğim bir seri bunlar. Bakın Lego Store'dan ne güzel. Hem güzel karton kutunun içine geliyor hem de pıt pıta sarılmış olarak geliyor. Gerçekten çok iyi paketliyorlar. Bu seri arkadaşlar yeni çıktı. Brick Sketch. Şu BB-8, bu Joker, Batman, bu da Stormtrooper. Bunların da videosunu canlı yayınlarda yapabiliriz diye düşünüyorum. Bence çok şirin, çok şeker setler. Tam böyle masanıza koymalık. Bakalım hepsinin videosu veya canlı yayını gelecek. Şunu alalım. Allah! Bile bile lades. Biliyordum onun kafama düşeceğini. Bu kutu zaten aha gitmiş vaha kalmış. Tarihi eser gibi. Yapacağımız şehrimize daha çok ray. Evet. Yine çok merak ettiğim bir set. Star Wars serisinden 75-255 kodlu Yoda. Bu aralarda Mandalorian'ı seyrediyorum. Gerçekten kendisine olan sevgim kat ve kat çoğaldı. Bunun videosunu Ocak ayında çekeceğim arkadaşlar. Gel. Allah Allah. Toplu paket açılışımızın tek Amazon Amerika'dan gelen ürünleri Lego'nun puzzle'ı arkadaşlar. Bunu gördüm, çok merak ettim. Neymiş dedim, alayım. Ama tabii Amerika'dan getirtmişken ikili üçlü getirtirseniz kargo daha uyguna geliyor. Yoksa her kargo için yüksek bir meblağ ödüyorsunuz. Hazır ödemişken 3 tane alayım dedim. Bir tanesini size hediye ederim diye düşündüm. Şu 1, şu 2, bu da 3 tane Lego puzzle. Bu arada bu puzzle'lar 1000 parçalık. Allah. Ulan var ya, bugün kafamı falan yaracağım ben ha. Yine Lego Store'dan bir paket. 40-172 kodlu birik takvim. Nasıl bir şey acaba diye aldım. Bununla bunun da canlı bir videosu gelebilir arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Çok ilginç bir ürün bu. Yine şehrimize sahilde yapacağız arkadaşlar. Bu da sahilde kullanacağımız deniz kıyısı. Ve tabii yine şehrimizin olmazsa olmazlarından gri zeminimiz. Şunu açalım mı? Hepsini var ya. Hem pıt pıta sarmışlar hem şey yapmışlar. Çok iyi
koyuluyorlar valla. Evet. Toplu paket açılışlarımızın olmazsa olmazı Lego Klasik seti. 1500 parçalık. Şehrimizde gerçekten işimize yarayacak. Yine şehrimizin deniz kıyısı için mavi zeminlerimiz, yeşil araziler için yeşil zemin plate'lerimiz, gri zemin plate'lerimiz. Şunu açalım bari. Hepsi burada bu sefer güzel kolilemiş. Oh, koli içinden koli çıkıyor. 3 adet daha gri zemin plate'i. Yine 76-166 kodlu Avengers serisinden kule. Ve bir kule daha. Ve merak ettiğim bir set. Kylo Ren'in mekiği. Siyah güzel bir set arkadaşlar. Bunun da videosu gelecek tabii ki de. Şehrimiz için daha çok ray. Yine Avengers serisinden 76-125 kodlu Iron Man'in zırhları. Etrafı biraz rahatlattım. Şimdi biraz daha rahat hareket edebilirim. Şu şurada çok tuhaf durmuş. Bundan devam ediyorum. Yine mimari seriden 21046 kodlu Empire State binası. Biliyorsunuz arkadaşlar, Empire State binası New York'ta bir gökdelen. 11 Eylül saldırısından sonra Empire State binası New York'un yine en yüksek binası konumuna geldi. Toplam 443 metre. Bunun da güzel bir videosunu yapacağız. Evet, şehir için 4 gri zemin daha, 3 adet yol, beyaz zemin. Koskoca kutuda başka bir şey çıkmadı. Bu ne abi ya? Allah Allah. Evet, bu set son zamanlarda izlediğim Mandalorian dizisiyle ilgili. Mandalorian'ın kullandığı uzay gemisi 75292 koduyla Razor Crest. Efsanevi uzay gemisi arkadaşlar. Bunun da çok güzel bir videosu inşallah yapacağız. Diğerleri alalım. Oh, Diyanar ne güzel paketlemiş ya. Allah helal olsun. Bunları... Evet, bu kolimizin içinden 75-966 kodlu Macar boynuz kuyruk seti çıkıyor arkadaşlar. Speed Champions serisinden 76-899 kodlu Lamborghini Urus ve Huracan seti çıkıyor. Titi serisine ait 60-221 kodlu dalış yatı çıkıyor. Ve Creator 3'in 1 setlerinden 31-095 kodlu atlı karınca. Allah. Bu kolimizden yine mimari seriye ait 21-034 kodlu Londra, 21-051 kodlu Tokyo, 21-039 kodlu Şangay, 21-044 kodlu Paris, 21-02 kodlu Özgürlük heykeli. Özgürlük heykeli seti arkadaşlar 1685 parça. Biliyorsunuz New York limanında bulunuyor. 93 metre yükseklikte ve 1884'te Fransızlar tarafından Amerika'ya hediye edilmiş bir anıt. Allah Allah. Yine Amazon'dan bir kutu. Sadece ve sadece Speed Champions serisinden Porsche çıkıyor. Bu kutumuzdan da yine City serisine ait minik bir çöp arabası. Bunu da şehrimizde kullanabiliriz diye düşündüm. Ayrıca bol bol yol çıkıyor arkadaşlar. Bu yollar da yenilendi ama şimdilik bu yolları kullanacağım şehrimde. Daha sonra yeni yol plate'lerine geçeriz diye düşünüyorum. Biraz daha yol. Ve yine
Speed Champion serisine ait Lamborghini'lerin bulunduğu set. Bunu çekilişte kullanırım diye düşünüyorum. Bir özgürlük heykeli daha. Şunu açalım, şurası da rahatlasın. Evet, daha önce videosunu yaptığımız Creator Expert serisine ait krokodil lokomotif. Şunu açalım. Yine Amazon'dan arkadaşlar. Harry Potter serisine ait The Night Bus. City serisinin büyük setlerinden biri. 60-271 kodlu Main Square. Bu setin de videosu gelecek arkadaşlar. Şehrimizde de kullanacağız. Gayet yararlı bir set olacak. Evet, şunu alalım şuradan. Bu kutuyu arkadaşlar Lego Market İstanbul'dan aldım. Lego Market İstanbul sahibinden Letgo ve de Instagram üzerinden satış yapıyor. Hem güncel hem de piyasada bulunmayan eski setleri satıyorlar. Ben açıkçası eski setlerden aldım. Şirin bir aile şirketi. Çok pimpirikliler ve gerçekten kutulamayı da özenerek yapıyorlar. Çok güzel yapmışlar. Kendilerine buradan tekrardan teşekkür ederim. Fiyatları da gayet uygun. Ayrıca abonelerimize de %10 indirim yapacaklarını söylediler. Eğer biz Beyinci Doktor abonesiyiz derseniz, eğer set indirimli de olsa ekstradan %10 daha indirim yapacaklar. Evet, şimdi ne olduğuna bakalım. Yani biraz önce söylemiştim ya, güvenilir sahibinden satıcıları onlardan bir tanesi arkadaşlar. Açarken zarar görmesin diye kağıt bile koymuşlar üstüne. Evet, hazır mısınız? Bu seti bayağı bir takipçim bekliyor. Bulmak için gerçekten çok çaba sarf ettim. Sonunda buldum. En büyük 7. Lego seti. Tam 4867 parça. Evet arkadaşlar, 70620 koduyla Ninjago City. Ninjago'cular sıkı durun. Yine Lego Market İstanbul'dan. Ninjago serisinin en büyük ikinci seti. 70657 koduyla Ninjago City Dock. Bunun da videosu gelecek Ninjago'cular. Lego şehrimizde olmazsa olmaz olacak olan hastanemiz. City serisinin hastanesi. Bu da şu anda bulunmayan setlerden biri. Sağ olsunlar, Lego Market İstanbul'dan temin edebildim. Buradan tekrardan onlara teşekkür ediyorum. Evet, yine Amazon'dan bir kutu. Bu sefer minik. Tipit serisinden McLaren Senna. Şuradan açmak istiyorum. Evet. Harry Potter serisinden Expecto Patronum. Speed Champions serisinden 75894 kodlu Mini Cooper ve Mini John Cooper Rally. Bu set gerçekten merak ettiğim bir set. Bunun da videosunu çekebiliriz arkadaşlar. Aa, bu olmaz ama. Bu kabul edilemez yani gerçekten. Bunun... Şimdi bir dakika. Ya olamaz böyle bir şey vallahi ya. Arkadaşlar, Amazon'dan gelen bir kutu. Gözünüzün önünde açtım. Yani sanki ikinci el gibi yapışkanları açılmış. İçerisindeki poşetler de açılmış, parçalar dökülüyor içinden. Yani görüyorsunuz, bu seti Amazon nasıl gönderebiliyor? Gerçekten yani... Ya gerçekten çok ilginç. Yazık yani. Evet, yine yukarıdan almak istiyorum. Vallahi moralim bozuldu ya. Gerçekten. Evet. City serisinden 60216 kodlu itfaiye seti. Işıklı falan arkadaşlar. Sanırım alevlerin yanma efekti vesaire olacak içinde. Bunun da videosunu çekebiliriz. Evet, şunu alalım. Evet. Çocukluğumuzun çocuk programlarından Ideas serisinden Susam Sokağı. Bunun da videosu çok yakında gelecek. Büyük kutuyu alalım. Bu set için çok heyecanlıyım.
geçen toplu açılışın son setini hatırlıyor musunuz? Bu da aynı filmden. 1989 Batwing. Bunun da videosu çok hızlı bir şekilde gelecek. Yine bir klasik set arkadaşlar. 1500 parçalık. Bunu da şehirde kullanmak için aldım. Çok faydası olacak. Bu da gerçekten bomba setlerden biri. Eski bir set. Şu an üretilmiyor. Bir arkadaşımın Bricklink mağazasından aldım. Mağazanın ismi Monkey Brick. Tam 4634 parça. Hayalet Avcıları itfaiye binası. En büyük 9. Lego seti arkadaşlar. Bunu da şehirde kullanmak için aldım ama videosunu da çekeceğiz. Star Wars serisinin en baba setlerinden bir tanesi. 71-159 kodlu 4016 parça. Yine UCS Death Star. Bu seti gerçekten çok istiyordum. Lego Store'a tekrardan stoklara girdi. Vakit kaybetmeden aldım. Hem Star Wars koleksiyonuma katkıda bulunsun hem de gerçekten çok merak ettiğim, çok da beklediğim bir setti. Güzel oldu bence. Creator Expert serisinden modüler bir bina. 10-270 kodlu bookshop. Bu da şehrimizdeki yerini alacak arkadaşlar. Videosu da gelecek. 88008 kodlu medium motor 2 adet ve de 88009 kodlu hub. Bunları bir videoda kullanacağım. O yüzden aldım. O videoda yakında gelecek. Şu minik kutuyu açalım. Bu kutudan tamamen Speed Champions serisine ait setler çıkıyor. Ferrari F40, Chevrolet Camaro, Porsche. Harry Potter serisine ait büyük salon. Merak ettiğim bir set. Seçim töreninin yapıldığı salon arkadaşlar. Hala video izliyorsanız çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ayrıca buradan bu kargoları bize ulaştıran kargo çalışanlarına da çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde işleri kesinlikle çok zor. Kolaylıklar diliyorum. Yine önümü rahatlattım. Bu sefer nereden başlayalım? Evet, bunları arkadaşlar yine Lego tutkunu bir arkadaşım gönderdi bana. Ferhat. Buradan kendisine çok selamlar söylüyorum. O da çok iyi paketleme yapar. Daha önce videosunu yaptığımız Lego Teknik serisinden Dom'un Dodge Charger'ı. Bunun da hediye çekilişini yapabiliriz arkadaşlar. Yordu vallahi ya. Bu nasıl bir paketlemedir arkadaş? Teknik serisinden 42042 kodlu Graveler Crane. Bu da Power Functions özellikleri olan bir winch. Bunun da videosunu yapmak istiyorum. Arada sırada eski setlerin videolarını yapıyorum biliyorsunuz. Bunu da koleksiyonuma katmak istiyorum. Evet, şunu açalım. Bu da Ferhat'tan geldi. Yine şu an üretilmeyen 10-242 kodlu Mini Cooper. Volkswagen Beetle ve Fiat 500'ün yanına yakışacaktır diye düşünüyorum. Ay, bir tane şeyi açamadım ya, kaç saatte. Art serisinden Beatles. Yine Amazon'dan gelen bir kutu. Yine pıt pıtlı olarak gelmiş. Büyük kartonları olmadığı için. Ve hasar görmüş paket. Öyle böyle bir hasar görmemiş yani. Karton kutunun içine koymayınca setler bu şekilde olabiliyor. Yani şimdi ben bunun nasıl videosunu çekeceğim? Yani şu kutunun büyüğünü yaptırmak çok zor olmasa gerek ya. Bu ayki katıl üyeliklerimizin hediyesi 42096 kodlu Porsche 911 RSR ve bir tane daha. Sith serisinden 60225 kodlu keşif robotu test sürüşü. Iron Man Half of Armor ve de Teknik serisinden gösteri kamyonu ve motosikleti. Lego Store şeyini açalım.
Evet, hem Boost hem de Star Wars serisine ait Droid Commander. Bununla da kodlama yapabiliyoruz. Bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Artık kodlamayla ilgili Lego setlerini de tanıtacağız ve yapacağız. Son zamanlarda çıkan bir set. Elf Clubhouse. Gerçekten çok beğendiğim bir set bu. Disney serisine ait. Evet, Disney serisine geri dönüyoruz arkadaşlar. Mickey Mouse ve Minnie Mouse. Düşünsenize bunu yapıp vitrine koysak ne kadar güzel durur. Evet, şunu açalım. 42108 kodlu Lego Teknik Mobile Crane. Ve yine Harry Potter serisine ait Great Hall. Ve yine Harry Potter serisinden Astronomi Kulesi. Speed Champions serisinden Ferrari F40 ve Mimari seriden 21043 kodlu San Francisco. Evet, şunu da açalım. Yine Mimari seriden Beyaz Saray raylarımız ve daha çok raylarımız. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet, 2 adet Lego Art serisinden ve Star Wars serisinden The Seed. Mozaik tablolar arkadaşlar. Bir tane de daha önceden vardı zaten. 3 oldular. Ne yapacağımı biliyorsunuz. Yakında bunun da güzel bir videosu gelecek. Çok ağır. En ağır kutu bu. Evet arkadaşlar. Bunları da yine Bricklink'teki Monkey Brick mağazasından aldım. Çünkü şu anda üretilmiyor. Sağ olsun Alper güzel bir kutuya koyup göndermiş. 10251 kodlu Brickbank modüler bina. 10232 kodlu Palace Sinema ve 10218 kodlu Pet Shop. Bunlar şu anda üretilmeyen setler arkadaşlar. Gerçekten piyasada bulmak çok mu çok zor, ancak Bricklink'teki bazı satıcılarda bulabilirsiniz. Şehrimizde gerçekten çok işe yarayacaklar. Büyük kutuyu en sona bıraktım. İçinde ne var gerçekten hatırlamıyorum şu anda. Bakalım ne çıkacak. Evet, iki büyük koliyi birleştirmişler Lego Store çalışanları. Ne vardı bunun içinde ya? Evet, bunun içinden de tabii ki raylardan çıktı. Bir ray daha. Yine itfaiye seti. Bu kutu açılışında hiç tren çıkmamıştı. Buyurun tren. 60198 kodlu kargo treni. 64 paketimizi açtık. İçerisinden toplam 147 set çıktı. Tabii ki sizleri de düşündüm. Arkamda görmüş olduğunuz setlerden bazılarını sizlere hediye edeceğim. Hediye etmemi istediğiniz setleri yorumlar kısmına yazın. Evet arkadaşlar, sona geldik. Burada görmüş olduğunuz setlerin güncel indirimsiz satış fiyatları ve şu anda üretilmeyen setlerin Bricklink ortalama fiyatları toplamı 100.000 TL. Bir sonraki açılışta ne olacak? İnanın ben de bilmiyorum. Kanalımız, ailemiz gitgide daha da büyüyor. İyi örnek olabiliyorsak ne mutlu bana. Umarım herkes kendisine boş vakitlerini faydalı geçirebilecek, kendilerini geliştirebilecekleri hobiler edinirler. Toplu paket açılışımız da bittiğine göre artık şehir projemize başlayabiliriz. Şehir projemizin de başlangıç videosu en kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Ben güzel bir toplu açılış, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Baştan sona hepsini izleyenlere çok ama çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ayrıca biliyorsunuz katıl üyeliklerimiz açıldı. Çeşitli ayrıcalıklar ve her ay büyük bir hediye çekilişimiz var. Ayrıca yılbaşı için de Instagram üzerinden büyük bir çekiliş düzenleyeceğiz. Instagram'dan da takipte kalın. İçeriklerimiz tam gaz devam edecek. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet, ne diyorduk? Lego ile kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.